İstanbul Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 67 kilo müsabakası. Kırmızı köşe Refik Tarhan, mavi köşe Melihcan Başbuğ. Maçın orta hakemi milli hakemlerimizden Furkan Çalışkan. Bu arada sağ olsun Zeki Karalı hocam bana teknik analizde yardımcı oluyor. Burada maçı birlikte sunmaya devam ediyoruz. Boksörleri tanıyor musunuz? Tanıyorum. Kırmızı olan daha önce Beşiktaş'ta. Tecrübelerini kolay kolay tecrübe edinemiyorlar. Yani bu şekilde bir şekilde tecrübelerini böyle tecrübe edinecekler. Çok kuvvetli, çok kuvvetli ama vurmuyor. Çok kuvvetli vurmuyor. Yani elinde olan imkanı değerlendirmezsen öbür çocuk inşan teknik bir doktor. Yani maç bırakmaz diyorsun inatçı yapmasıyla. Ya bu güzel bir şey hocam. Evet. Nasıl tekniğinde biraz gelişme olmuş mu hocam sizin zamanından beri? Herhalde olmuştur değil mi hocam? Evet, bir karaciğer denemesi var bu arada. Bunlar bizim gelecek vadede sporcularımız inşallah çok daha iyi olacaklar. Bunlar bu maçlarla tecrübe kazanacaklar. İki tane ama arkası yok. Evet. Hocam ilk round'un denemesini şeyini alalım sizden. Ortada bir round oldu ama son anda bu iki tane yumrukla bence kırmızı sanki kendine çevirdi gibi. Ama daha önce de mavi net olarak öndeydi. Hakemler ne gördüler? Ben bugün bu cephesinden bunu gördüm. Öbür hakemler yanlardan benim kaçırdığımı görmediğim onlar bunları yorum yapmam için. Ama sonda iki tane vurdu. O zamana kadar da mavi önde götürdü. Fakat çok net vuruşlar yaptı. Kırmızı ve çok net vuruşlar yaptı. Başka biri olsa belki yatar çok dedim ya. Esnek, yumuşak kas sahibi çok menşan. Umarım boksu bırakmaz. Boks da çok istikbal vaat eden bir çocuk. Beğeniyorum onun boksunu. Daha doğrusu kas yapısı boksa çok uygun olan biri. Ben bana göre. Ve gongla birlikte ikinci round başladı. Sol dönüp sağ kuruşa girişimi var. Sol dönüp uzandı. Ters kartla düz kartla karşılaşmasını izliyoruz hocam şimdi şu anda. Aslında çok iyi karaciğer vurması lazım kırmızı köşeden Refik Tarhan. Ama bir türlü denk getiremedi herhalde karşı. Evet tekrar bir karaciğer ama lisans kontrolü karşılaşmasını çok iyi. Evet bir karaciğer daha var şimdi.
Evet, bir karaciğer daha var. Sanki orada maden bulmuş gibi hocam. Evet, sağ köşe. Karşılıklı evet, şeyden de Melihcan'da da karşılıklı yumruklar başladı hocam. İsa direk. Bir sol kroşe. Sağ kroşe. Harika. Sağ sol, sağlı sollu kroşeler. Refikler andan devam ediyor. Bu arada Melihcan da karşılık vermeye çalışıyor. Sol direkler, sol direk. Melihcan'da sağ direk. Tekrar bir karaciğer refikten. Bir karaciğer daha. Bu arada Melihcan da karşılık veriyor. Karşılıklı. Evet hocam, maçı yorumlar mı olmuş ben? Ciddi bir kırış var az önce ilk roundda. Evet, böylelikle ilk round, ikinci round. Evet. Peki hocam, mavi köşede olmuş olsaydı mavi köşenin sporcusuna ne derdiniz? Yanına sokmadan direklerle oynardı, vurur, vur derdim. O şimdi kuvvetli vuracak bir adamın bence kuvveti denememesi lazım mavinin. Teknikle maçı götürmesi lazım. Gelişine boşa alıp vurması lazım. Boşa alıp kontra vurması lazım. En akıllıcası bence bu. Peki kırmızı köşenin köşesinde olmuş olsaydı? Kırmızının daha çabuk girmesini tavsiye ederdim. Göstermeden ani bir giriş ve ani kuvvetli değil. Çabuk vurdum. En az 3 vurup git derdim. Çabuk gir, 3 vurup çık derdim. Kırmızıya o şekilde söylüyorum. Mavi de yanına sokma direklerle ona gelişine kontra vurur. Olay bu. Fizik bunu gerektirir. Evet, bu siklette üçüncü ve son round başladı. Yarın finalde Muhammed Bursa'nın rakibi olacak sporcu az sonra belli olacak. Bir sağ direk. Karşılıklı direkler. Sol direk. Sol direk. Sol direk. Melihcan'dan başlıyor. Kombine yumruklar görüyoruz. Sağ kroşe. Sol direk. Bu arada bir sağ kroşe aldı Melihcan. Maçın temposu bir aynı yükselen. Çekişmeli bir müsabaka devam ediyor. Fakat refik Daran biraz kafasını beğeniyor.
artık bundan sonra sanki bir askeri yumruklar serisi başladı. Kontrolsüzcümüzler başladı. Kafalar ne yiyorlar sporcular? Bu arada kırmızı köşeden kalan bir şey düştü. Orta hakemimizin ismi neydi hocam? Onu alalım. Furkan Çalışkan. Furkan Çalışkan bilgi hakemlerimizden. Bu bizim İbrahim Çalışkan'ın oğlu galiba değil mi hocam? Giderken avlandı gibi gözüküyor hocam. Evet. Böylelikle Gong'la birlikte 3. ve son alın. Sona erdi. kilonun ikinci finalistini belirleyecek maç az önce sona erdi ve maçın galibi Levit Karan Muhammed Kurtan'ın rakibi oluyor finalde 67 kiloda. Bu güzel müsabakadan dolayı her iki boksörümüzü de tebrik ediyoruz.